Merhaba dostum, en kıymetli hikayelerin anlatıldığı Kadim Taverna'ya hoş geldin. Umarım iyisindir. Karakter Rehberleri serisinde 11. videoya kadar geldik. Bu sefer karşımızda çok farklı bir karakter var. O halde soruyorum. Kim ulan bu Weber? İlk önce belirtmem gereken şey, maalesef Weber'ın bir hikayesi bulunmamakta. Fakat hakkında birçok ufak bilgi ve yine bu sebepten oldukça fazla teori mevcut. Bunların çoğunu okudum ama açıkçası bana pek mantıklı gelmediler. Fakat içlerinde en çılgınca olanı ve nedense bana en mantıklı geleni Weber'ın Wagstaff'ın oğlu olduğu teorisi. Weber oyunda babasından sürekli sakallı gezdiğinden, keçi beslediğinden, kafasında fötür bir şapka olduğundan ve sürekli simyasal ve bilimsel şeylerle uğraştığından bahsediyor. Oyun içindeki karakterler arasında da Wagstaff buna birebir uyuyor. Ve yine oyun içi repliklerden Weber'ın sürekli büyük anne ve büyük babasıyla vakit geçirdiğini görebiliyoruz. Ayrıca Weber oyunda Maxwell'ı gördüğünde bu şerefsiz bizi kandırdı diyor. Ve ayrıca Maxwell'ın heykeliyle karşılaştığında bu adam bize yardım edebileceğini söylemişti diyor. Yani buradan anladığımız Maxwell'ın Weber'ı son derece arzuladığı bir şey vaat ederek The Constant'a gelmesi için kandırdı. Son bahsetmemiz gereken şey ise Weber'ın içinde iki ruh var. Buna oyunda çok fazla referans bulunmakta. Öncelikle Vortox, Weber'ı gördüğünde içinde sıkışmış iki ruh var diyor. Ve Weber öldüğünde Vortox'a iki ruh düşüyor. Weber kendinden bahsederken ben, bazen de biz zamirlerini kullanıyor. Yani iki kişilikten bahsediyoruz. Yine bir Redbird gördüğünde en sevdiğim renk kırmızı derken bir Blue Spore gördüğünde en sevdiğim renk mavi diyor. Tüm bunlardan ortaya çıkan bir gerçek var. Weber çok küçük bir çocuk ve bir örümcek tarafından yenildi. Bu The Constant'a gelmeden önce mi yoksa sonra mı bilmiyorum. Fakat bu sebeple içinde hem kendi hem örümceğin ruhu var. Ve yine iyi olan tarafının örümcek tarafı olduğunu da bizzat Weber kendisi söylüyor. Weber gerçekten tüm karakterler içinde çok özel bir yere sahip. Reign of Giants ile ilk geldiği zamanı hatırlıyorum. Yani oyundaki yaratıklardan biri olabilmek bayağı heyecanlandırmıştı beni. Oynanışa geçecek olursak her zamanki gibi yine ilk statlara bakalım. Weber 175 gibi ortalama üstü bir cana ve açlığa sahipken akıl sağlığı sadece 100. Bu biraz sıkıntı çünkü akıl sağlığın çok düşük olduğu için sürekli kendini Shadow Creatures'la savaşırken bulabilirsin. Weber oyuna 2 adet canavar eti ve bir örümcek yumurtasıyla başlıyor. Yani direkt bir örümcek yuvası kurabilir. Özelliklerine bakacak olursak tüm artı ve eksi yönleri Weber'ın bir örümcek olmasından geliyor. İlk olarak artı yönlerine bakalım. Kendisi bir canavar olduğu için canavar etlerini hiçbir zarar görmeden rahatça yiyebiliyor. Yine normal etler içinde pişirmeye gerek duymuyor. Ayrıca yine örümcek olmasından ötürü örümcekler kendisine karşı agresif değil. Buna Spider Queen'den mağaradaki örümceklere kadar hepsi dahil. Ve yine örümcek olduğu için beyaz ağlar üzerinde yavaşlamadan hızlıca hareket edebiliyor. Normal karakterlerin domuzlara et verip dost olabilmesi gibi Weber'da örümceklere et verip dost olabiliyor. Son olarak Weber'da tıpkı Wilson gibi sakal bırakabiliyor. Fakat bu sakal ipekten. Ve yine Wilson gibi sakalı kendisini soğuktan koruyor ve kestiği zaman akıl sağlığı kazanıyor. Tek eksi yanı ise kendisi bir canavar olduğu için normal karakterlere saldırmayan domuzlar, bunnymenler ve catcoonlar sana saldıracaktır. Weber'ın en büyük sıkıntısı maksimum akıl sağlığının çok düşük olması. Dolayısıyla sürekli akıl sağlığını yükseltmen gerekiyor. Bunun en kolay yolu da top hat yapmak. Çünkü Weber ile oynarken ipek bulmak çok kolay. Kafana şapkayı tak ve babanın bir kopyası gibi rahatça dolaş. Weber'ın sakalının tam olarak uzaması 9 gün sürüyor. Kışın da 21. günde başladığını göz önüne alırsak kış gelmeden önce bir kez tıraş olabilirsin. 10. günde tıraş ol ve hem ipek elde et hem de kışa tam uzunlukta bir sakalla gir. Yine Wilson'da da olduğu gibi Weber'da yazın sürekli tıraş etmeyi unutma. Vallahi yaz örümcek falan dinlemez. Cayır cayır yanarsın sakallarında. Eğer örümcek yuvalarının içinde bir base kurmayı düşünüyorsan duvar inşa etmesen iyi olur.
Çünkü örümcekler sürekli duvarları yıkacaktır. Adamlar medeniyet nedir bilmiyor tabi. Yine örümcek yuvalarının olduğu bir yere base kurarsan yanında Chester ya da Gulumur tutamazsın. Zira örümcekler ona da saldırır. Eğer gündüz vakti bir şekilde örümceklere ihtiyacın olursa sen yuvanın ağları üzerinde geçsen bile seni düşman olarak görmedikleri için yuvalarından çıkmayacaklardır. Bunun için yanına bir Gulumur gezdirebilirsin. Ama tabi Gulumur'un ölmesi de muhtemel. Son olarak birkaç örümceğe et verip dost olursan, sonra başka bir örümceğe saldırırsan, dostun olan örümcekler de ona saldıracaktır. Ve bu vesileyle ortada büyük bir örümcek savaşı patlak verecek. Hepsi birbirine dalmaya başlayacaklar. Bunu da kendi lehine kullanabilirsin. Weber takım uyumu olarak en kötü karakterlerden biri. Çünkü kendisi bir canavar ve örümceklerle beraber yaşadığında avantajlı. Eğer Weber oynayacaksan ya biraz arkadaşlarından ayrı takılacaksın ya da hepiniz Weber olacaksınız. Bunu hiç denemedim ama gerçekten eğlenceli olabilir yani. Aslında Weber'ın çok fazla eksiği yok ve gerçekten faydalı olabilecek avantajları var. Fakat maksimum akıl sağlığının düşük olması gerçekten büyük bir problem. Ve biraz önce dediğim gibi diğer karakterlerle uyumsuz olması açısından da biraz problem yaşıyor. Ve şu an rehberi gelmedi fakat illa bir canavar karakterle oynayacak olsam bu Weber değil de Wirt olurdu muhtemelen. Bu sebeplerden ötürü kendisine B-Tier veriyorum. Biliyorum oynayanı ve seveni çok fakat bu benim düşüncem. Tabii ki senin için A ya da S-Tier bile olabilir. Videoyu buraya kadar izleyen kahraman dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamı için lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.